son zamanlarda meydana gelen bak metafizik olayların haddi hesabı yok. Bir tane, iki tane, 10 tane, 20 tane değil. Her yerde metafizik olaylar oluyor. Bu Mehdiyet ve Deccaliyet'ten kaynaklanan olaylar. Yani Deccal'in ataklarında meydana gelen istidraclar Deccal'den oluyor. Mehdi zamanında, yani Mehdiyet'le ilgili meydana gelen harikalar da Mehdiyet'le bağlantılı olarak oluyor. Bunu görmezden, anlamazdan gelmenin bir alemi yok. Yani gökte, yerde sürekli alametler oluşuyor. Mesela darbeciler TürkSat binasında 3 kişiyi soğukkanlılıkla şehit ettiler. Adamlara su veriyorlar. Adamlar sünnet diye çömelerek içiyor suyu. İnanılır gibi diye soruyorlar, diyor, niye vurdunuz o zaman bu insanlar madem Müslümansınız? Onlar şehit oldular diyor. Bizi de öldürse biz de şehit olur diyor. Yani deli gibi bir uslup. Yani akıl gitmiş, kafa gitmiş, bir şey olmuş. Ya bunun üstüne gidelim. Ya mühim bir şey bu, çok mühim bir şey. Mesela Cumhuriyet tarihinde hiç yok ya F-16'larla, tanklarla, gemilerle vatandaşa saldırma hiç yok. Bu Deccal'in yaptığı bir olay. Siz dünya tarihinde böyle bir darbe görmediniz. Tabii. Bak diyor ki hem Deccal'in diyor Bediüzzaman rejimine ve teşkil ettiği komitesine. Yani İngiliz Derin Devleti'ne işaret ediyor Bediüzzaman ve teşkil ettiği komitesine, yani o 300'ler meclisi ve hükümetine ait. Yani İngiliz Derin Devleti zaten İngiliz hükümetini kullanıyor. Bak garip halleri, garip, yani şaşırtıcı halleri ve dehşetli icraatı, dehşet saçıyor etrafa. Görüyorsunuz dünyada. Onun şahsıyla münasebetler rivayet edilmesi cihetiyle manası gizlenmiştir. Yani İngiliz Derin Devleti'nin yaptığı bütün hareketler sanki bitsek Deccal yapacakmış, şahsi yapacakmış gibi gösterildiği için insanların gözünde Deccal çok harika bir varlık gibi gösterilmiş diyor. Mesela o kadar kuvvetlidir ki, mesela o kadar kuvvetlidir ve devam eder. Yalnız Hazreti İsa onu öldürebilir, başka çare olmaz diye rivayet edilmiş. Yani onun mesleğini ve yırtıcı rejimini, yani kan döken, her yerde dehşet saçan rejimini bozacak, öldürecek ancak semavi, bak ancak semavi ve ulvi halis bir din İsevilerde zuhur edecek ve hakikati Kur'aniye'ye iktida ederek ittihat eden bu İsevi dinidir ki Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gökten nüzulüyle, yere inmesiyle o dinsiz meslek, deccaliyet mahvolur diyor. Henüz İsa Mesih'in ortaya çıkmadığını gösteriyor bu. Yoksa onun şahsı bir mikrop, bir nezle de öldürebilir diyor. Yaşlı adam bu zaten Deccal. Yani onu bir mikrop, nezle de öldürebilir diyor. Yani İsa Mesih onun bedenini öldürmeyecek diyor. Fikrini öldürecek diyor.